Değerli arkadaşlarım, merhabalar. Mustafa Karaca eğitim setine hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi Mustafa hocamla birlikte konuştuk. Kanalda bulunan arkadaşların ricası üzerine redüktör motor eğitim setine de giriş yapmayı planladık. Bu eğitim setini de inşallah birlikte yürüteceğiz Mustafa hocamla. Şimdi arkadaşlar şöyle özellikle makine mühendisi adaylar için tabii ki konuşuyorum. Böyle makine sektörü içindeki belli başlı konuları bir süreliğine ele alın. Yani bu ne demek mesela? Bizim eğitim setimizde buna bir örnek esasında. Nedir bu? Redüktör ya da başka bir söyleyişle redüktör motor. Baktığınız zaman ne işe yarar, avantajları nelerdir, nerelerde kullanılır, seçimleri nasıl yapılır? İşte bununla alakalı bir hazır PDF, özür diliyorum, hazır bir dosya kütüphanesi var mı şeklinde. Örneğin bir ay boyunca işlerinizde çok yoğun değilse ya da bilemediğiniz yoğunsa 2 ay, bilemediğiniz 3 ay boyunca bu konuyla uğraşın arkadaşlar. Çünkü böyle çok sınırlı bir konu değil. Kendi içinizde tabii bu konulara benzer yine konular da bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde bilgilerin daha da oturduğunu göreceksiniz. Örneğin redüktörle alakalı artık bilginiz oldu. Hocam ben işte redüktörde çevrim oranı nedir biliyorum, hesaplamaları biliyorum, nasıl seçilir biliyorum. O zaman sanayide bir firmaya gideceksiniz arkadaşlar. Şöyle 2-3 saatinizi ayırarak oradaki kişiyle redüktör üretimi yapan, tasarımı yapan veya dışarıya satan kişiyle bunlar hakkında konuşacaksınız. Yani bilgiler bu şekilde pekişir, bilgiler bu şekilde uygulamaya dökülür. Setimize ilk girişte bunları söylemiş olalım. Şimdi arkadaşlar biz bu eğitim seti içerisinde redüktörü birlikte inceleyeceğiz. Öncelikle tanım bazında redüktöre birlikte bakalım. Bakın redüktörler gövde içerisinde yerleşik olarak bulunan dişli çarklar, miller, yataklar ve sızdırmazlık elemanlarından meydana gelen dişli sistemleridir. Yani esasında şimdi ilerleyen derslerimizde göreceğiz. Redüktörün tanımını ya da çalışma prensibini farklı bir şekilde ele alacağız arkadaşlar. Yani redüktör demeyeceğiz adına da redüktör motor diyeceğiz. Çünkü baktığınız zaman aslında redüktörler arkadaşlar bu sizin daha önce de duyduğunuz bildiğiniz dişli kutularıdır redüktörler. Yani değişik hızlar elde etmek için, değişik torklar elde etmek için bakın biraz önce saydık, bir gövde içerisinde dedik. Dişli çarklar, bu iki çarkı birbirine bağlı olduğu hareket ve güç üretimini sağlayan miller, yataklar ve sızdırmazlık elemanlarından meydana gelen dişli sistemlerine ne diyorum ben? Redüktör diyorum. Redüktörler ne yapacak? Elektrik motorundan aldığı yüksek torku istenilen seviyedeki devir tork oranını getiren sistemdir. Burada bizim dikkat etmemiz gereken yer istenilen kısmı arkadaşlar. Yani şöyle burayı da renklendirmiş olalım aynı şekilde. Yani elektrik motorunu tabii daha doğrusu bir eksiklik söz konusu burada. Elektrik motorunun çıkış milinden aldığı yüksek torku istenilen seviyedeki devir tork oranına getiren sistemlerdir arkadaşlar, redüktörler ya da redüktör motorlar. Şimdi redüktörler nasıl çalışırlar? Yine farklı bir tanım, elektrik motorundan sağlanan dönme enerjisini içerisinde bulunan dişliler yardımıyla, bakın özellikle burada dişliler aktif rol oynuyor arkadaşlar, çünkü redüktör eşittir dişli kutusu. Redüktörün çıkış mili vasıtasıyla istenilen düzeydeki tork ve dönme hızına dönüştürülmesi prensibiyle çalışan dişli düzeneklerdir. Bunun yanında yapısal bakımdan redüktörler gövde içine yerleştirilmiş dişli çarklar, miller, yataklar, rulmanlar ve benzeri gibi parçalardan oluşan sistemlerdir. Özellikle ekstra böyle bir paragrafı koymamız sebebi arkadaşlar, bakın yoğun bir dişli çeşidinden oluştuğunu görmeniz adına. Yapısında bulunan dişliler sürekli olarak yağlanmalıdır. Sürtünmeyi azaltmak için ve daha çok verim elde edebilmek için. Kullanılan dişli çeşitlerimiz düz dişliler, sonsuz vidalı, helisel dişli, konik dişliler, ayna mahrut yani konik helisel dişliler arkadaşlar, hipoid dişli, harmonik,
Paralel dişli, planet dişli, spinea, hoya, planet rediktör olarak aynı şekilde sıralanır. Yani baktığınız zaman bir gövde içine yerleştirilmiş birçok dişli çeşidinden oluşan. Hocam bir sürü dişli çeşidi saydınız ama belli başlı stabil kullanılacak mı bunlar? Hayır. Şimdi ilerleyen derslerimizde katalogları birlikte inceleyeceğiz. Firma kataloglarında nasıl rediktörlerimiz mevcut veya ben rediktör seçerken nelere dikkat etmem gerekecek? Bunların hepsinden bahsetmiş olacağız arkadaşlar. Ancak şöyle inanılmaz derecede çok fazla rediktör çeşidi olduğu için bu çeşitler içerisinde de bu dişli çeşitlerimiz yine değişkenlik gösterecek. Hani örneğin tüm rediktör çeşitlerinde ben düz dişli kullanılabilir diyemeyeceğim arkadaşlar. Bu konuda da yine bilgimiz olsun istiyorum. Şöyle kabı hemen hızlı bir şekilde toparlıyorum arkadaşlar. Rediktör sistemleri neymiş? Bir gövde içerisine yerleştirilen dişi çarklar, miller, yatak ve sızdırmazlık elemanlarından meydana gelen dişi sistemleri. Peki rediktör nasıl çalışır, ne işe yarar? Motordan aldığı ya da elektrik motorun çıkış milinden aldığı yüksek torku istenilen seviyedeki devir tork oranına getiren sistemlerdir. Yani burada aynı zamanda hızı da düşürebilen, ayarlayabilen sistemlerdir arkadaşlar. Ekstra bunun notunu da alabiliriz. Ekstra bunun haricinde ne dedik? Rediktör sistemlerinde dişliler yoğun olarak kullanıldığı için bunların dedik ki sürekli yağlanması gerekir. Yani bakımı ve onarımı anlamında bu konuda da yine hassas davranmalıyız diyelim arkadaşlar. Şimdi kullandığımız rediktör sistemlerinin avantajları nelerdir? Bunlara bakalım. Hocam neden biz rediktör sistemlerini kullanırız? Ya tamam istediğimiz torku, deviri elde edebiliyoruz ya da hızını ona göre düşürebiliyoruz. Bunun haricinde ekstra avantajları nelerdir? Farklı konumlarda bulunan miller arasında devinim ve gücü ayarlamak özellikle araçlarda arkadaşlar. Bakın araçlarda otomotiv sektöründe rediktörler oldukça fazla kullanılır. İşletme emniyeti ve kullanım ömrü yüksektir şayet bir şartla. Neden? Çünkü ilerleyen derslerimizde yine katalogdan aldığımız kesin bilgiler doğrultusunda emniyet katsayılarını doğru bir şekilde daha emniyetli olması için nasıl hesaplayabiliriz? Bunlar hakkında da aynı şekilde konuşacağız arkadaşlar. Dolayısıyla işletme emniyeti ve kullanım ömrü yüksektir diyebilmek için de bu hesapları titizlikte yapabilmemiz lazım. Tek bir giriş hızına karşılık çeşitli çıkış hızları. Yani bir elimizde bir hız varken giriş hızı birden fazla çıkış hızları elde edebileceğiz. Daha az güç üretir aynı şekilde ve rediktörlerde yine özellikle rediktör parçaları ya da elemanları işte dişi çarklar, miller yaptığımız bu imal ettiğimiz malzemeler daha çok yüksek dayanıklı, mukavemetli malzemeler olduğu için ki özellikle çelikler olduğu için genel anlamda sistemin tamamına, rediktör sistemin tamamına yüksek dayanıklılık sağlar diyebileceğiz arkadaşlar. Şimdi ben bu eğitim seti içerisinde mesela işte rediktörü anlatıyoruz, nasıl çalıştığını anlatıyoruz, efendime söyleyeyim avantajları şeklinde hepsini ayrı başlık altında videolarda bu şekilde belirtmeyeceğim ama şöyle atıyorum rediktör anlatıyorsak arkadaşlar işte rediktörler part 1, rediktörler part 2. Ha rediktörlü motorla alakalı daha farklı bir şey anlatacaksam onu o şekilde yine belirtirim videoların gidişatında hani bu konuda da bilginiz olsun istiyorum. Şimdi bizim bakın asıl önemli konumuz genel rediktör seçmek istediğimizde bizim için önemli olan faktörler. Yani burada etkili olan şeyler nelerdir? Bağıntılarda, efendime söyleyeyim, rediktörün tipinin seçiminde vesaire şeklinde. Öncelikle günlük çalışma süresi önemli arkadaşlar. Yani bunu yanlış hatırlamıyorsam var olan bağıntılar ne diyelim içinde de kullanacağız. Veya bununla alakalı örnek soru çözümlerimiz de olacak arkadaşlar. Rediktör seçimleriyle alakalı. Günlük çalışma süresini soruda bize vermiş olacak ki ona göre bir yorum yapmış olacağız. Motor gücü ve hızı değerleri aynı şekilde. İstenen çıkış hızı ve torku. Bu önemli zaten bu bizim elde etmemiz gereken bir değer arkadaşlar. Yani rediktörler için ne dedik? İstenen devir ve torku elde edebilen
dişi sistemleri olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla bizim için oldukça önemli bir madde. Bakım ve işletme koşulları nedir? Aynı şekilde maliyet faktörümüz, çevre koşulları ve ortam, montaj pozisyonumuz şeklinde rediktör seçimimizde önemli olan faktörlerimiz bunlar. Arkadaşlar burada tabii ki de internete arattırdığınızda da yani rediktör seçimine ilişkin kataloglar vesaire karşınıza çıkabilir. Önemli olan bu katalogları doğru okuyabilmek ya da hesap yapacaksak mesela ne hesaplayacağız? Emniyet kat sayısının hesabını yapacağız. 4 tane değişken var diyelim ki var göreceğiz ilerleyen derslerimizde. Burada her bir katsayının oraya doğru bir şekilde yazılması lazım. Ya da rediktörlerde çevrim oranının hesabı, giriş devri bölü çıkış devri şeklinde bu tarz konulara hakim olmamız lazım ki yarın öbür gün bir tane rediktör seçiminde çünkü rediktörleri buna göre seçeceğiz. Yani bakacağız tablomuza işte N1 bölü N2 oranı verilmiş mesela 63'e 1 şeklinde. Bizim hesaplarımıza yakın bir değer mi ya da hesapladığımız değer mi şeklinde yorumlar yapmış olacağız arkadaşlar. Şimdi bu videomuzda rediktör sisteminin kullanılmasındaki amaçlara da değinip bu videomu sonlandıracağım arkadaşlar. Daha sonra yine elemanlarıyla devam etmiş olacağız. Şimdi hocam rediktör sistemini dediniz ki en çok araçlarda kullanırız. Ya da bunun yanında yine diğer elemanlarda ya da ne diyelim arkadaşlar? Diğer mekanizmalarda kullanırız. Peki bu rediktörleri neden kullanırız ya da kullanma amaçları nelerdir? Bunlardan bahsedelim. Hatta ben bir sonraki videomda şöyle daha çok kullanıldığı alanlar nelerdir onları da güzel bir şekilde maddeleyip sizlere aktarmış olayım. Şimdi arkadaşlar neden rediktörlü sistem kullanırız ya da neden rediktör kullanırız? Araçların miller arasında devinim ve güçleri iletmek, özellikle araçlarda miller arasının güç iletimini sağlamak. Farklı yönlere dönmeyi elde etmek, küçük hacimlerde büyük çevrim oranı oluşturmak. Yani baktığınız zaman küçük bir dişli kutumuz ama çevrim oranından kastımız da N1 bölü N2 yani giriş devri bölü çıkış devri. Hacim küçük olsa bile daha büyük çevrim oranları oluşturmaya yarayan sistemler arkadaşlar. İki elemanın dönmesi esnasında iki eleman arasında devinim bakımından bağımsızlık sağlamak aynı şekilde. Yani şöyle diyelim, birbirinden bağımsız şekilde dönebilmesini sağlayan daha doğrusu devinim bakımından bu bağımsızlığı sağlayan sistemler yine rediktör sistemleridir. Yani belki şu maddemiz birazcık daha ayrıntı bir madde ama farklı yönlere dönmeyi elde etmek, bakın küçük hacimlerde büyük çevrim oranı oluşturmak ki özellikle üstüne basa basa söyledik. Araçlarda daha çok kullanıldığı için araçların milleri arasında güç iletimini sağlamak aynı şekilde. Şöyle rediktörü bir toparlamış olduk arkadaşlar bu videomuzda. Bununla alakalı mutlaka sorularınız olursa yorumlar kısmında belirtin. Tabi ilerleyen derslerimiz daha eğlenceli geçecektir. Orada güç hesapları falan yapacağız. Rediktörün büyüklüğünü, tipini vesaire seçip yorumlar yapmış olacağız arkadaşlar. Şimdi ilk videomuz olduğu için şunun hakkında da bilgi vermek istiyorum tabii ki. Yani eğitim setinin kaç saat olacağıyla alakalı şu anda bir şey öngöremiyorum arkadaşlar. Ama tabii ki de bir hidrolik eğitim seti gibi 20 saatin üstünde bir video olmaz diye tahmin ediyorum. Ama tabii kanalımızın Mustafa Karaca kanalının kalitesi için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Bu anlamda da önerileriniz olursa mutlaka bunları da bize bildirin arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen Mustafa Karaca kanalına abone olmayı, videolara like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik sağlıcakla kalın diyorum. Görüşmek üzere.